Selamlar dostlarım, ben Mustafa Esat. Bugün sizlerle birlikte Eggwars plugin'i tanıtımı videosu çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu yaklaşık 1 saat önce çektim. Ama sonracığıma bu plugin'in, yani bu hazırladığımız Eggwars plugin'in oynayış videosunu çekmek için ikinci bir Minecraft hesabına ihtiyaç duydum. Ve arkadan ikinci bir Minecraft'ı açtım. O Minecraft'ta oyuna girmeye çalışırken bilgisayar siyah ekran hatası verdi ve kaydımızın hepsi çöpe gitti arkadaşlar. Maalesef bu Eggwars'ın oynayış videosunu çekemeyeceğim. Setup'ını falan göstermeye çalışacağım sizlere ama elimden geldiğince en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışacağım. Daha yeni bir saatlik her şeyi ayarladığım video boşa gitti. Bu arada bir saniye mesaj gelmiş, ne diyor? Yok galiba, bulamadım. Tamamdır. Siz de sizlerle birlikte işte bu Eggwars plugin'ini bu arada Bedwars olarak da kullanabiliyorsunuz. Sıfırdan anlatımını şimdi tekrardan çekeceğiz arkadaşlar. Burada zaten tüm özellikleri adam yazmış abi. Placeholder MVDB Placeholder. Bu arada MaximDB'nin plugin'leri arkadaşlar. MaximDB yazarsanız zaten Spigot'ta falan görürsünüz. Spigot. Yanlış mı yazdık? Maxim DV şöyle olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Aynen arkadaşlar, Retrieve JS from MaximDB. MaximDB'nin pluginleri MVDB Placeholder API'den çekiliyor arkadaşlar. Bunun pluginleri için de işte buraya bir tane destek getirmiş arkadaşımız. Burada Eggwars'ın komutları var. Birazdan oyunda zaten bu komutları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Sonra arkadaşlar burada setup'ı anlatmış. Setup'lı bir tane video var. Bunu da izleyebilirsiniz ama İngilizce milattan kalma video mu? Hatta bakalım. Milattan kalma video değildir ya. Ben hatta önceden bakmışım. Şuraya kadar. Sonra sevmedim herhalde. Ha, bu oynayış videosuymuş gerçi. Oynayışına bakmışım. Setup'ı var mı bilmiyorum. Ha, setup'ı da varmış arkadaşlar. İzlemek isteyen arkadaşlar İngilizce izleyebilirler. Burada zaten her şeyi arkadaşlar anlatmıştır. Bu arada title, manager, desteği falan var diyen arkadaşlarımız oluyordu. Scoreboard'u değiştirebilir miyiz abi falan diyorlardı. Bu action bar için arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Action bar Minecraft. Şöyle girelim hemen. Arkadaşlar action bar şu anlama geliyor ya, şu. Ya boost bar da bir action bar olarak geçiyor diyebilirim. Mesela şu Yuri, Kazmin, Desperate oradaki action bar. Anladınız mı siz? Mesela buradaki zombi yazısı. Buna action bar falan deniyor. Onları title manager'dan değiştirebiliyorsunuz yani arkadaşlar. Scoreboard falan değiştiremiyorsunuz. Ama scoreboard değiştirebildiğimiz kısımlar olacak. Onları da zaten videomuzda anlatacağım. Burada komutlar var zaten. Başka herhangi bir şey burada gerek yok. Google Chrome'da kapatayım da bu videonun da boşa gitmesini istemiyorum arkadaşlar. Daha yeni ciddi diyorum, 1 saat boyunca en ince ayrıntısına kadar anlattığım video boşa gitti. Ya motive amaçlı like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar ya. Ya ben şöyle YouTuber'lardan değilim. Zaten kendim YouTuber da değilim mesela. 2000 like atmazsanız şu tarz videolar gelmeyecek. Şu tarz videoları çekmeyeceğim falan diyen kişilerden değilim. Hiçbir zaman öyle olmayacağım. Ben yine video çekmeye devam edeceğim. Ha, dediğim gibi destek amaçlı atarsanız çok sevinirim. Acayip derecede motive olursunuz ya. Normalde ben videoyu bitirdiydim. Render'a koyacaktım. O sırada da birkaç işim vardı, onları yapacaktım derken sağ olsun iki Minecraft kaldıramayan bilgisayarım videoyu da otomatik olarak sildi. Hatta videonun save'i var arkadaşlar burada. Göstereyim size şu videonun save'i burada arkadaşlar. 1 GB. Aynen 1,5 GB olmuş bak, gördüğünüz gibi. 16.40'da silmişim hatta, görüyorsunuz yani zamanında. Gitti hepsi yani, boşa gitti. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Şimdi serverımız açıldı mı bakalım, kontrol edelim. Aynen arkadaşlar, serverimiz sorunsuz bir şekilde açılmış. Şimdi terminimize girdikten sonra arkadaşlar. Şaka mısın? Şaka. Evet arkadaşlar, bu arada bakayım kaydediyor muyuz diye. Uzun aramalarım sonucunda loglara gittim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15.48 diyor. Ya yaklaşık 1 saat önce ben zaten bunun kaydını yapmıştım. İşte loglardan buldum arkadaşlar. Koordinatın save'ini almışım loglarda. Of of. Map'i aramak da zaten bir 50 dakika falan sürüyor ya. Ey Egg var, sen ne sıkıntılı bir şeymişsin. Tamam, map'imizi ben buraya spawn point çekerim ya. Spawn point. Nerede bizim spawn point'imiz? Ha, spawn point'imiz burası olsun, hatta set warp egg. Ciddi diyorum, egg warp noktasında buraya yer diyeceğim yani. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi PL yazalım. PL yazdığımızda zaten sorunsuz bir şekilde Eggwars pluginimizin yüklendiğini göreceksiniz. Bu arada bu plugin ücretli. En başta söylediğimi bilmiyorum. Biz kraklisini tabii ki yine Discord sunucumuzda paylaşacağız. Şimdi bu arada büyüteyim, daha rahat görün. Şöyle yapalım. Şöyle yaparsak daha rahat göreceksiniz herhalde arkadaşlar. Şuraların sınırlarını almam lazım şimdi, sizlerle birlikte alalım hatta. Şuranın sınırı bu. Birazcık daha sağ yaparsak buranın sınırı da tabii ki tepelerini almamız lazım. Tepe birazcık daha yukarıya çıkarsak tepelerini de alırız. Birazcık daha sol, birazcık daha sağ. Tamamdır. Şimdi slash up bir yapalım. Hatta öncelikle EV komutlarını göstereyim. EV adımı yazdıktan sonra arkadaşlar. Burada set lobby, want, create, delete, set timestamp. Zaten bunları birazdan oyunda sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bunları göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi EV want yazalım.
Önce eve vakit geldikten sonra burayı seçelim abi. İlerleyelim nereye? Speed on. İlerle abi. Gel şuraya. Speed 3. Tamamdır. Şimdi şuraya gel. Buraya geldikten sonra şuranın altına doğru gibi gel. Bu sınırları belirliyorum şu an arkadaşlar. Nerelere kadar blok koyabilirsin? Maksimum o bloğa kadar çıkabilecekler ve buraya kadar da edebilecekler. Hatta şöyle yapalım da daha fazla denemesinler. Aşağıya falan base yapmaya çalışanlar olur. Şu derece iyi sanırsam ya. Birazcık deneyelim. Tamamdır, bu derece iyi. Slash up1 yazalım. Hemen buraya da sağ klikle seçelim. Şimdi eve create beach diye oluşturacağım arkadaşlar. Beach. Beach. Eve create beach team size. Yani teamler kaçak kişilik olsun, 5. Min teams'i ben 2 yapacağım arkadaşlar. Normalde beach'te 4 team var ama ben 4 team değerlemeyeceğim için. Yani 2 team'i ayarlayıp sizlere göstereceğim. Gerisini siz ayarlarsınız yani. Böyle ayarlıyorum arkadaşlar. Your current selection extent max arena size. Evet. Bu arena size'ı de değiştirmemiz gerekli. Hiç şey yapmayacağım arkadaşlar. Flash TV oyunculuğu yapmayacağım. Daha aynı sonra vermişti bizlere. Onun çözümünü de sizlere göstereyim. Zaten çözümünü biliyordum. Ben iki videoda da zaten her şeyi detaylı bir şekilde anlatmıştım da sağ olsun video cici oldu. Çıldıracağım. Şimdi arkadaşlar buradan şunu değiştirmeniz lazım. Buraya 1 veya 2 0 veya istediğiniz kadar 0 ekleyebilirsiniz. Bu arenanın boyutu yani. Buradaki arena boyutumuzu belirledikten sonra ev reload atalım. Reload. Sadece şöyle ev create beach 2. Gördüğünüz gibi beach arenamızı oluşturduk arkadaşlar. Hatta şu an oluşturuyor. Oluştursun bakalım. 3 saniye kalmış, 2 saniye kalmış. 0 saniye, 0 saniye ve bitti arkadaşlar. Sonsuz bir şekilde beach arenamız oluşturuldu gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bir işte ben mesela şunları yapalım abi. Hatta şöyle yapayım da sizlere daha detaylı bir anlatım olsun. Mesela buraya geldiniz de abi. Öncelikle jeneratörü göstereyim, hatta jeneratörü göstermek daha faydalı olur gibi. Mesela buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Slash ev at spawner. Iron ingot yazarsanız bu arada olmayacaktır arkadaşlar büyük ihtimalle. Iron altı ingot yazarsanız. Ingot. Sonracıma 20 yazarsanız. Sonracıma false yazarsanız. Büyük ihtimal olmayacaktır. Gördüğünüz gibi arenayı da yazmamışız zaten. Ev at spawner beach iron ingot 20 false olmayacaktır çünkü materyal tanımlanamadı diyor. Buradaki i'leri i olarak değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde olmuyor dediğim gibi. Buradaki tik ne diyecek olursanız arkadaşlar convict ayarladığımız tike göre değişecektir bu. Normalde Minecraft'ta 20 tik 1 saniyeye denk gelir. Yani 1 saniyede bir tane üret anlamına geliyor bu. Broken'ı false yaparsanız bu jeneratör otomatik olarak başlar. Yani sizin açmanıza gerek kalmaz. Kırık olmaz yani jeneratör. False yapalım. Bu açık bir halde dursun. Bunu da false yapalım mesela. Sonucuma tepeye çık abi. Bunun turu yapalım. Bu mesela kırık olsun. Buraya açmamız gereksin. Turuya. Evet, buraya da true yaptık. Aynı şekilde gold'umuza gelelim abi. Şöyle gold beach gold altı ingot. Sanırcıma gold ingot biraz daha geç çıksın, 60. Sanırcıma bunu da false yapalım. Bu kırık olmasın, çalışsın ama tabii ki diamond'umuzu kırık yapacağız. Şöyle diamond'umuza gelelim. Buraya diamond yazacağız. Ay bulduk yine. The amount. Sanırcıma diamond 80'de çıksın. Ve turu yapalım. Diamond'umuz kırık olsun. Diamond'umuzu açmamız gereksin. Çünkü normalde de tüm ev varsımcılığında zaten böyledir arkadaşlar. Enter'ımıza basalım. Diamond'umuzu da ayarladık. Şimdi en önemli şeyleri ayarlamadan nereye gidiyorsun hesap? Bunun egini ayarlamamız lazım. Eve set team ek beach kolonumuz ne olsun? Purple. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Çünkü chat kolorlarına göre buradakileri ayarlayabiliyoruz. Ama chat kolorlarında normalde purple var. Burada niye işe yaramadı hiçbir şekilde bilmiyorum. Google Chrome açınca bari çökme, gözünü seveyim. Çökme, ben bir daha çekemem bu videoyu. Zamanım yok. Şimdi Egg Wars. X Spigot. Burada göstereyim sizlere hatta. İnşallah buraya yazmıştır adam. Color aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi. Chat kolorlarını kullanabilirsiniz diyor. Ya bilmiyorum. Bazı chat color'lar yaramıyor. Yani blue gibi, red gibi, yellow gibi, light purple gibi. Yani purple yerine light purple seçeneğini kullanacağız arkadaşlar. Şöyle gelelim abi. Yine kabul etmeyecek bu arada. Çünkü light purple yapmamız lazım. İyileri kabul etmiyor malum bizim oyunlarımız. Light purple olarak egemizi buraya belirledik arkadaşlar. Sanırım buraya gelelim. Eve at villager. Beach yapalım şöyle. Beach'imize villager'imizi ekleyelim. Sanırım eve at team res at team spawn beach Licked Ultra Purple. Yani arkadaşlar team öldüğünde buradan başlasın ve team öldüğünde beach mapinde light purple. Bu arkadaşlar kafa gitti benim, bak bir saniye. Light purple takımı beach mapinde bu spam noktasında başlasın anlamına geliyor. Nihayet söyleyebildim. Ne diyor? Eve at team respawn mıydı? Respawn beach at team spam. Alalım. Eve admin.
Settiğim spammış, pardon arkadaşlar, eve settiğim spam beach licked alter purple, yani light purple oyuna başladığında ve öldüklerinde her zaman burada doğacaklar. Light purple'ımızın spawn'ını ayarladık. Şimdi isterseniz ilerleyelim. Buradaki her şeyi ayarladık sanırsam. Orange'ımıza gelelim. Bakalım orange orange diye geçiyor muymuş? Orange de orange diye geçsin bir zahmet. Orange'ı ne diye yaptınız acaba? Evet, set T-Mac Beach Orange. 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 Orange diye renk yok. Perfect. Sizin renk chat colors, mini draft, mini draft, chat colors. Bakalım. Adam chat colors'larını kullanabilirsiniz yazmış. Biz chat colors'larını kullanıyoruz hiçbir şekilde. 12 satır daha diyor. Hadi. Orange ne diye geçiyor? Gold diye mi geçiyor? Gold diye mi kullanacağız bunu? Gold da olmazsa kızarım bak. Ah tamam, gold diye kullanabiliyormuşuz. Tamam, sıkıntı yok. Buraya sonra gelelim. Spawnlarımızı oluşturalım. Spawner diyorum. Ya villager'ımızı at. Villager. At. Villager. Beach. Aynen. Beach'imize villager'ımızı ekledik sonucuma. At. Team. Spawn. Set spawn yani. Go beach gold. Tamamdır arkadaşlar. Yani şu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bir içerisinde God spamlarını buraya ayarlı olarak düşünebilirsiniz. Yani ölenler veya oyun başlar başlamaz herkes burada doğacak ve ölenler de burada doğacak arkadaşlar. Bu bunu ayarlıyor yani. Bunu ayarladıktan sonra buraya şeyimizi ayarladık. Hatta bir tane daha spamler örneği göstereyim sizlere. Eve at spamler. Euron altı ingot. Sonucuma 4 bir yazmayı unuttuk arkadaşlar. Eve at spamler. Beach, Euron, Altire, Ingot. 20 tikte bir çıksın ve kırık olmasın. Falsa. Garizini bakacağız. Sonuç bu şekilde şeyimizi ekleyebildik. Ayrıca ekleyebildik. Egimizi belirledik. Spawnımızı belirledik. Villager'ımızı ekledik. Diamond'ı, Gold'u falan sizler ekleyebilirsiniz. Daha önce öğrettiğim mantıkla. Sonucuma buraya gidelim abi. Sonucuma EB. Set Spectator Beach. Evet arkadaşlar, Beach'in set spectator'larını da belirledik yani. Spectator'lar burada oynaya başlayacaklar arkadaşlar. Yani buradan izlemeye başlayacaklar. Sadece kendileri hareket edebilirler. Biz sadece spectator'ların doğacağı yeri ayarlıyoruz. Burada spectator'lar doğacaklar ayarladığımız gibi. Şimdi arkadaşlar, normalde mesela siz multiverse kullanıyorsunuz, tamam mı? Hatta bu plugin multiverse'e bile ihtiyaç duymuyor arkadaşlar. Kendi başına multiverse görevi görüyor zaten. Evet. Vault Manager yazarsanız zaten görürsünüz. Vault Manager List. Create bak, bir tane vault oluşturabiliyorsunuz. Detailleyebiliyorsunuz. Importlayabiliyorsunuz. Yani import yükle demek. Save'ini alabiliyorsunuz. Sonucu Restore TP Set Spawn. Mesela biz Nether'ımıza bir TP atalım. Tamam arkadaşlar. Nether'ımıza EV spawn'ımızı belirleyelim. Eggwars'ımızın lobisini Nether'ımıza belirlemek istiyorsak öyle yapacağız. Vault Altered Nether yazalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Nether'ımıza sonrası bir şekilde ben buraları ayarladıydım. Sağ olsun videomuz silinince buralarda gitti. Yine sinirlendim bak. Şuraya geliyoruz abi, eve. Yani set lobby yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonuç bir şekilde lobimizi belirlemiş olduk dostlarım. Sonucuma eve tipi eve vault manager tipi vault gördüğünüz warp beach. Şaka mısın? Warp egg diye ayarladık, değil mi? Heh. İyi ki buraya ayarlamışız, yoksa yine çıldıracaktım. Biz buraya spam point'imizi çektik değil mi ya? Valla ben burayı arayacağım diye 50 milyon saat uğraştım arkadaşlar yani. Şimdi sonucuma ne yapabiliriz? Her şeyimizi ayarladık. Sonucuma buraya lobimizi de ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde sıkıntı çıkacaktır. Şöyle gelelim. Eve. Set lobby. Beach. Beach'imizin lobisini de buraya ayarladık arkadaşlar. Sonsuz bir şekilde. Şimdi eve join yaptığımızda arkadaşlar bizi Nether'a yollayacaktır. Gördüğünüz gibi sonsuz bir şekilde Nether'a geldik. Baltamız geldi. Buradan arenamızı seçebiliyoruz. Ama disabled diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arenamız başlamıyor. Sonra shop'umuz var burada. Shop'ları falan da göstereceğim. Partimiz var. Parti sistemi. Parti join. Parti create yapabiliyorsunuz. Sonra partiyi davet edebiliyorsunuz. Leave yapabiliyorsunuz. Sonra profiliniz var. Envanterinizi burada görebiliyorsunuz. Başarımlarınızı burada görebiliyorsunuz. Taslarınızı burada görebiliyorsunuz. Bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başarımlarımız bunlarmış. Hiçbirini başaramamışız. Sonucuma buradan da quit yaparsanız bizi eski world'umuza atacaktır arkadaşlar. Pardon, gördüğünüz gibi bizi bu world'a attım. Tekrardan eve join yapalım arkadaşlar. Sonucuma buradaki beach'imizi nasıl aktif hale getiririz? Eve edit beach. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada disabled var. Bunu enabled yaparsanız beach'imiz aktif hale gelecektir. Burada arkadaşlar team size'ınızı güncelleyebilirsiniz. Mesela takımlarda kaçar kişilik takımlar kaçar kişilik olsun. Takımlarda kaçar oyuncu olsun. O mantık yani bu. Kaç tane team olsun, o mantık. Lobinin countdown'u. Mesela lobide kaç tane
Başlasın arkadaşlar saymaya. Mesela yeterli sayıda oyuncu girdi oyuna. Mesela 30'dan saymaya başlayacak. 30, 29, 28, 0'a kadar 0 olunca da oyun başlayacak. Oyunun uzunluğu 2400 saniye. Bunu buradan artırmayın bence. 10 milyon yıldızı alabilir. Shift sol tık yapınca daha çok artıyor mu? Bunu kendimize göre dedikleriz. Bunu config ettiğin daha iyi arkadaşlar. Çünkü 2400 normalde 40 dakikaya tekabül ediyor. Yani 40 dakika sonra oyununuz bitiyor. Bu mantığa göre, ama bunu config'den değiştirmesileri göstereceğim zaten. Save yapalım şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar sonuçta bir şekilde arenamız başlatılıyor. %6, %10 bu arenamız yükleniyor. Arenamız yükleninceye kadar ben sizlere config'i göstereyim istiyorsanız dostlar. Abi en sinir olduğum şey, hepsini kapat abi. Tümünü kaydet yaptım. Tümünü kapat yapacaktım. Neyse kaydetsin bakalım. İnşallah saçma saçma şeyleri kaydetmemişizdir de. Şimdi arkadaşlar başarımlardan başlayayım. Sırayı bozmayalım arkadaşlar. Başarımlar. Mesela arkadaşlar burada başarımlarımız var. Zaten daha önce başarımlarımıza bakmıştık. Mesela 1000 kilo ulaştığında kill mi bu? Yani 1000 kilo ulaştığında oyuncuya kill verebiliyor musunuz? Yani kill diyorum ya. Coin verebiliyor musunuz? Bunu buradan ayarlamışız. Mesela biz bunu 2000 olarak çevirelim. 2000 kilo ulaştın mesajı olsun. Ve 20.000 coin kazanmış olsun. Bunu da konsoldan yürütün. Yani eve coin at, player 20.000. Player 20.000 tane coin versin. 20.000 adet coin versin. Wins'leri de aynı şekilde bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. 200 wins de player'a mesela 20.000 coins versin şeklinde ayarlayabilirsiniz. Bunu kopyala yapıştırıcı yaparsınız. Yukarıdaki mantık arkadaşlar ya aynısı. Her şekilde XBrokens'ın da dahaki mantığa göre editleyip düzenleyebilirsiniz. Ben burayı kapatıyorum. Şimdi burada cluster'a geliyorum. Burası duyuru kısmı arkadaşlar. Sunucumuzun duyuru kısmını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ne diyor arkadaşlar? Unutmayın ki parti oluşturabilirsiniz. Arkadaşlarınızla girebilmek için diyor. Tamam, burada onu diyor arkadaşlar. Daha hızlı para kazanmak istiyor musunuz? Başarımlarınızı kontrol edin. Açılmamış başarımlarınızı kontrol edin ve oradan ödüller kazanın diyor. Hileciler cezalandırılacaktır diyor arkadaşlar burada da. Bunları kendinize göre Türkçeleştirebilirsiniz. Bu broadcast'ları zaten birazdan sizlere göstereceğim config dosyasında. Bunları kapatalım şimdi. İki dosyayı gösterdik. Kaldı bize config. Config en sıkıntılı yer. Yani en uzun yerimiz. Sıkıntılı dediğim o manaya geliyor. Şimdi arkadaşlar. Burada US Vault'u kullanırsanız Vault'un ekonomi birimini kullanır hale gelirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde Fast Vault Edit'te kullanırsanız arkadaşlar Vault'larınız daha hızlı bir şekilde oluşturulacaktır. Fast Vault Edit ne diyecek olursanız Fave Spigot. Bu arada kendi siteleri de var bunların. Kendi sitelerini koydularsa onu da göstereyim sizlere. Buraya bastığınızda hatta sitelerini yönlendirecek direkt, yanlış hatırlamıyorsam. Aynen arkadaşlar. Fave'nin kendi sitesini yönlendiriyor gördüğünüz gibi. Fave'nin sitesi bu değil ya. Yanlış. Favenin sitesi bu dedi. Burada indirebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Bu verdiği linkten de indirebilirsiniz de. Heh, bu arkadaşlar Favenin sitesi bu. Buradan sözlü bir şekilde istediğiniz sürümü indirebilirsiniz. Ama düşük sürümlerde Discord'dan destek vermiyorlar. Bunu da söyleyeyim de uyarısını geçeyim. Düşük sürümde kullanacaksanız Discord'a destek almak için giderseniz büyük ihtimalle destek vermezler. Çünkü eski sürümleri kullanıyorsunuz. Güncel sürümleri kullanın falan derler. Sunucu versiyonunuzu yükseltin falan derler. Bu da benden size bir uyarı olsun. Sonucu arkadaşlar kayıt ediyor muyuz? Aynen kayıt ediyoruz. 20 dakika olmuş. Sonucuma US Vault'u tur yapabilirsiniz dediğim gibi. Yani Vault'un ekonomisini kullanmaya başlar. Sonucuma öldürdüğün kişi başına 2 coin, öldürdüğün kişi kazandığın oyun başına 50 coin, öldürdüğün kişi başına 2 veya 5 arasında coin verecek arkadaşlar sizlere. Max verme değeri 5, minimum verme değeri de 2 olarak ayarlanmış. Sonra kutlamanın uzunluğu, mesela oyunu kazandıktan sonra size mesela şeylerle kutlayacak arkadaşlar. Hava efektlerle falan kutlayacak. Bunun uzunluğu 10 olsun diye ayarlamışız. Max warning 3 arkadaşlar. Mesela 3 tane uyarı geldikten sonra oyuncu sunucudan kicklenecek, o mantık. Sonra Lee Countdown Sequence. Bu da ayrılmanın şeyi. Countdown. Geri sayım arkadaşlar. 5 saniyeymiş. Sonra Party Invitation Links 30 saniyeymiş arkadaşlar. Mesela siz birini partiye davet ettiniz. 30 saniye içerisinde gelmedi. Parti iptal olur. Parti daveti iptal olur yani. Tekrardan parti daveti atmanız gerekir. Same player kill limit per arena. Bir kişiyi oyunda maksimum 15 kere öldürebiliyor musunuz? Aynı kişi yani. Bir oyunda maksimum 15 kere. Biz bunu 15 milyon yapalım. İstediğimiz olarak kendisi ben yapabilirim. Holograms Above Generator. Bu arada hologram desteği var. Hologram plugin'i ve yani holographic display plugin'i ve protokol lip desteği ile birlikte. Holograms false olsun ama biz çingillerden devam edelim, yani tabelalardan devam edelim. Respawn with kit yaparsanız arkadaşlar doğduktan sonra da mesela öldüğünüzde tekrardan kitinizde oyuna başlarsınız bunu turu yaparsanız. Biz böyle yapalım. Void instant death şu anlama geliyor arkadaşlar. Boşluğa düşer düşmez otomatik olarak ölüyorsun, yani 2-2 kalp kaybetmiyorsunuz. Yani normalde mesela boşluğa düşerseniz 2, 10 canınız varsa 8'e düşer, 6'ya düşer, 4'e düşer, 2'ye düşer, 0'a düşer ve ölürsünüz ya. Bu direkt boşluğa düştüğünüz an 10'dan 0'a çekiyor abi. Direkt otomatik olarak ölüyorsunuz. Spectator'lar oyuncuların envanterini görebilsinler mi? Bunu false yapın bence. Çünkü sonucunuzda kavgalar çıkabilir. Spectator'lardan biri kanka adamın 70 tane ender pearl'ü var falan der. Sonucuma kavgalar çıkabilir. Sizi kırmaya geliyor falan diye de infolar verebilirler. Bu sıkıntı da bunu false yapın bence.
Sadece ama mob spawning'i false işte true yapalım ki moblar doğmasın, çünkü disable yapmamız lazım buna. Show shield on both hit, yani birini bowl'a vurduğunuz arkadaşlar chatte o kişinin canı, ne kadar canının kaldığını gösterecek. Sen spectator'ların kendi özel chat'i var. Aynı şekilde takım oyuncularının da kendi özel chat'i var. Lobby'nin de kendi özel chat'i var arkadaşlar. Firebox enabled, mesela oyunu kazandığınızda hava fişekleri sizi kutlayacaklar. Leash mobs, bunu geç boş yerin. Bu da moblarla ilgili bayağı. Lobby scoreboard'un turu yapmışız arkadaşlar. Sonucuma display rank in chat. Evet, ranklar chat'te gözüksün. Allow spectator join. Spectator'lar oyunu izlemeye girebilsin mi? Bunu da tur yapmışız. Fos yaparsanız giremeyecekler. Bu max arena size zaten daha önce size göstermiştim. Leaderboard her 15 dakikada bir güncellensin anlamına geliyor. Buradaki block type dragon egg. Mesela arkadaşlar biz egg var oynuyoruz. Bunu dragon egg yaptık. Bad var oynuyorsanız bunu bad olarak değiştirmeniz gerekmekte. Teleport sound. Teleportlandığınızda bir ses çıkıyor. Bu onun sesi. Sonucuma building sound. Block koyduğunuzda bir ses çıkıyor. Onun sesi. Bunu force yapabilirsiniz istiyorsanız. Diğerini force yapabilirsiniz istiyorsanız. Bu build protection range şu anlama geliyor arkadaşlar. Mesela jeneratörün 3 blok yakınına blok koyamazsınız arkadaşlar. Jeneratörün 3 blok uzağındaki yerlere blok koyabilirsiniz. Bunu 2 veya 3 olarak ayarlamanız default halidir. İyidir yani. Sizlere öyle tavsiye ediyorum. Sonucuma drop items on dead clear. Aynen. Itemları sil abi. Öldükten sonra itemları sil, aynen. Bunlar hariç demiş ama bunları da sil. Mesela birini öldürdüğünüzde üzerindeki 70 stack diamond size gelmesin. Çok OP olur o zaman oyun. Death protection in seconds. Death protection. Ha, arkadaşlar öldükten sonra protection'ı size 3 saniye boyunca veriyor. 3 saniye boyunca kimse size dokunamıyor. O manaya geliyor. Coins per egg break. Egg kırdığınızda size 15 coin veriyor. Generic turn ticking speak. Ha arkadaşlar mesela daha hani 20, 40 diye ayarladık ya ticking. Şu yani şöyle ayarladık ya eve. At spawner. Beach, Iron, Altre, Ingot, 20 diye ayarladık ya, 20 sonra True falan diye ayarladık ya arkadaşlar. Buradaki 20'nin mantığı şuradan geliyor işte, nerede? Şuradaki ondan geliyor yani. Buna göre ayarladık biz. Önce başlayalım. Broadcast her 60 saniyede bir broadcast yolda, pardon, dakika bu büyük ihtimalle her 60 dakikada bir broadcast yolda 60 saniyede olabilir. Bunu test etmek lazım. Allow it commands. Mesela siz sadece şu komutları kullanabilmelerini istiyorsunuz. Her bir de kullanmasınlar. R'yi kullanabilirler. Report kick ban kullanamazlar. MSG yeterli. EV yeterlidir. EV join yapabilmek için bu da. Buraya command aliases kısmına da komutların kısaltmasını ekleyebilirsiniz. Mastery box var arkadaşlar. Onu şöyle göstereyim sizlere. Sağ tık yapalım. Gördüğünüz gibi mastery box'umuz var. Confirm deyince mastery box'umuzu açıyoruz. Bakalım bize ne çıkacak. Tablete can çocuk vardı ya. Ne çıktı bize? Grass Trail çıktı. Aman Allah'ım, Grass Trail'i hemen kullanmak istiyorum diyorsunuz. Hemen Trace kısmına geliyorsunuz ve Grass Trail'imizi sonuçlu bir şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Sonucunda tekrardan config'imize devam edelim arkadaşlar. Partinin default slotu 3'müş arkadaşlar. Bu arada 1000 coin lazımmış. Ender sandıktan bir şey eşyalar çıkartmak istiyorsak 1000 coin lazımmış. Mesela biz siz bunu 5000 fenerleyebilirsiniz. 5000 coin olanlar, 5000 coin olanlar Ender sandığını açabilir. Commonların oranı %60'mış, nadirlerin oranı %30'mış, efsanevilerin oranı %10'mış. Çıkma olasılığı yani bunlar. 60, 30, 10, 100 ediyor. Matematik! Matematik her yerde. Party default slots 3 olarak ayarlamışız arkadaşlar. Custom slots. Bunlar da custom slots. Yani default 3. Bunları permlerle artırabiliyorsunuz. Ben game mode eğer arkadaşlar türü olursa oyun bittikten sonra herkesi lobby adlı serverınıza yollayacaktır. MySQL desteğini, MySQL desteği de var bu pluginin. Mesela verilerinizi MySQL'de depolamak istiyorsanız bunu türü yapıp buraya doğru bilgilerinizi yazarsanız sonrasında bir şekilde MySQL desteğini de yapabilirsiniz. Sonucuma burada ranks var. İlk rankın XP'si 20 olsun diyor arkadaşlar. Sonucuma max rankın XP'si, max rank da 30 level olsun diyor arkadaşlar. Yani mesela player 30. ranka ulaştı. Yani en yüksek ranka ulaştı falan manasında. Sonra arena selector, shop, party, profile, collect, onlar ne diyecek olursanız şöyle yapayım daha iyi anlarsınız. Şöyle şu tarafa doğru al abi. Bakın arkadaşlar. Play yani arena selector, shop sırasıyla soldan takip edin. Partide slot 3'te, profil slot 5'te, quit slot 9'da, gördünüz mü arkadaşlar? Bunların slotunu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde kapatıp da açabiliyorsunuz bunları. Mesela false yaparsanız birinci sıradaki arena selector gider. Millet nasıl arena seçecek? Gerçi o zaman da şuraya tabela falan eklersiniz. Tabeladan falan girerler. Lan. Hocam takla atamıyorum. Gelme bir şöyle yapalım. Bunu yaptıktan sonra mesela tabelayla size oyuna katılmayı öğreteyim. Gelme bir sing yazalım abi. Sing dur bu arada kabul etmeyecek. Çünkü EV modundaydık. EV Volt Manager TP Volt Ultra Nether. Gelelim şimdi buraya sing yazalım abi. Sonuçta bir şekilde tabelamızı alalım. Buraya gelelim.
Şöyle eve auto join. Hangi arena boş değilse biz otomatik olarak o arena yapacak arkadaşlar. Mesela bastığımızda you must be in the lobby. Aynen, lobby'de olmamız lazım. Bunu kullanabilmem için o yüzden eve join yapalım. Lobby'mize geldikten sonra saatlik yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizi bir içermemiz attı. Tokla telefon yapalım da yağmuru bir kapatalım. Yani arkadaşlar yağmuru sorunsuz bir şekilde kapatabildik. Sonra arena hotbar items de şu arkadaşlar. Takip edin. Hemen açın kitaplarınızı takip edin arkadaşlar. Team selector solda görüyorsunuz bak slot 1 diyor. Bak şuradan bahsediyorum slot 1 diyor. Settings vote diyor arkadaşlar bakın settings vote görüyor musunuz vote kısmını. Inventory sol tarafta bak slot 3. Profil slot 5. Shops slot 6. Quit slot 9 gördünüz mü arkadaşlar. Yani kill streak'ler var arkadaşlar. Kill streak kısmı. 3 kill streak'e ulaştığında player ona bir tane et ver. Çok saçma. Biz bunu direkt komple hepsini kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela 9 milyon 500 milyon kill yapayım. Bu kill'e kimse ulaşamayacağı için bu ödülü alamayacaklar. Benim bedava. Şimdi Iron Ingot item limit diyor arkadaşlar. Mesela Iron jeneratörünüzün üzerinde kaç tane Iron biriksin o manaya geliyor bu. Mesela son oyuncuda falan oynadıysanız bilirsiniz. Diamond jeneratörüne hiç uğramazsınız. Bir gelir bir bakarsınız. 5 tane stack diamond birikmiş. 5 stack diamond'la da gidersiniz. 70 milyon tane ender pearl alırsınız. O yüzden o olayı istemiyorsanız burayı bir tane sabit sayı olarak belirleyebilirsiniz. Sadece bunu Emerald'la tamir ediyormuşuz. Biz hayır Iron. Iron. Altı ingot şeklinde tamir edelim. Ama 10 Iron ingotu tamir edelim. List arkadaşlar Iron ingotu 48 Iron'a tamir edip 10 hızında çalışsın mantığıyla ilerliyor bu büyük ihtimalle. Sadece bunu da şöyle yapalım. Gold. Altı ingot. Gold ingotu tamir etmek için gerekli ücret 10 olsun abi. Hatta 5 olsun. Cube Craft'ta 5'ti. 5 yapalım. Sonucuma 32 gold ta da ikinci seviyeye yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Sonra 80 hızında çıkıyor. Yani yaklaşık 4 saniye hızında çıkıyor. 48'e yükselttiğimiz yani ikinci seviye yükselttiğimizde 60 hızında çıkıyor. Yani yaklaşık 3 saniyede çıkıyor. 72 gold'u yükselttiğimizde de yaklaşık 40 saniyede yani 2 saniyede çıkıyor. Daha da hızlanıyor. O mantıkla ilerliyor arkadaşlar bunlar da. Diamond'ı da Emerald'ı tamir edebilirim. Ne olacak? Sonra Exit Ticket Commands. O player oyunu kazandığında bu komut gibi arkadaşlar. Mesela burayı silersiniz. Şöyle şunu kopyalarsınız. Şöyle gelirsiniz. Şöyle yaparsınız. Bunu eklersiniz. Aynı şekilde Destroy Arena Start, Arena End kısımlarına da bunu ekleyebilirsiniz. Respawn Position Effect diyor arkadaşlar. Player doğduğunda onlara bu efektleri ver mantığıyla işlemiş arkadaşlar. En baştakiler büyük ihtimal saniyesi. Diğer taraftakiler de şey arkadaşlar süresi. Yani pardon bunlar saniyesi bunlar da leveli. Curl 2 veriyor. Sonucu yavaşlık 5 veriyor. Zaten yavaşlık 5 olduktan sonra jump pin'i kullanamayacağızdır. Sonucu Winner's Map. Bunlar fazla önemli değil arkadaşlar. Saving Task her görevi görevi her 10 dakikada bir kaydet diyor arkadaşlar. Ben bunu da enable yapın sizin için iyi olur. Sonra interval frames bunu da göstereyim sizlere. Şöyle lobby'ye dönelim abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada normalde herhangi bir şekilde animasyon yok. Ama bunu eğer siz true yaparsınız. True'ye Ctrl+S yaparsınız. Şöyle ev reload yaptığınızda ev join yaptığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar animasyonlu bir şekilde bu tarafı görebiliyorsunuz scoreboard'umuzu. Hayır. Not bozmak, I am not bozmak. Tamam şunu kapatabiliriz artık. Vallahi yıldım. Everylight yapınca hepsini kaydetmemiz mi gerekiyor ya baştan? Değerlendirtmiyor beni. Şimdi customization var arkadaşlar. Düzenlemeler. Niye düzenleyebilirmişiz acaba? Arkadaşlar burada her türlü şeyinizi düzenleyebilirsiniz ya. Holographic Stats'ın lider şeylerini bile düzenleyebiliyorsunuz yani. Sonra arena settings'i düzenleyebiliyorsunuz. Time, items, heals. Onu birazdan sizlere göstereceğim zaten. Onu da buraya ekleyebiliyorsunuz aynı şekilde. Maç sonunda birinci kişinin kili burada yazıyor. İkinci kişinin kili burada yazıyor. Üçüncü kişinin kili burada yazıyor. En başta ismi burada kili pardon. Sonra arkadaşlar burayı da kendimize göre editleyebiliyoruz. Mesela lobby'nin scoreboard'unu kendimize göre editleyebiliyoruz. Buraya fıstıklı leblebi yazalım. Biz fıstığı seviyoruz ya. Leblebisi. Tam CTRL-S yapalım. Aynı şekilde arkadaşlar buradaki her yeri Türkçeleştirebiliyorsunuz ya. Mesela description yerine açıklamalar yazabilirsiniz. Titles yerine oyun 5 saniye içerisinde başlıyor yazabilirsiniz. Burada da 5 saniye içinde başlıyor yazıyor zaten. Sonra states'te waiting kısmını bekliyor. Starting kısmını başlıyor. In-game kısmını oyunda. Ending kısmını bitiyor. Şeklinde değiştirebilirsiniz. Bu arada scoreboard'u değiştirebiliyormuşuz sanırsam. Ben saat tahsinleri değiştirilmiyor dedim de. Did match. Ending other teams.
Ha, bunlar takslar gerçi. Ama işte scoreboard değişiyorsa bu kısımdan da değişiyordur. Arkadaşlar dediğim gibi size oynayış videosunu gösteremeyeceğim. Ne diyecek olursanız ben daha hani bir saat video çektim. Mükemmel bir şekilde her şeyi ayarladım. Sonracıma bir de oynayış videosunu göstereyim dedim. İkinci Minecraft'ı açtığımda bilgisayarım siyah ekran hatası verdi. Kaydım boşa gitti. Bilgisayarı yeniden başlatmak zorunda kaldım. Bu yüzden maalesef gösteremeyeceğim. Buradaki ayarları bir kurcalamanızı öneririm sizlere. Siz için faydalı olabilir. Aynı şekilde buradaki her şeyi Türkçeleştirebiliyorsunuz. Bu mantığa yarıyor arkadaşlar. Burayı kapatalım. Kitlerimize gelelim. Burada mesela arkadaşlar her kiti görebiliyorsunuz. Mesela rare nadir. 3000 liraya alınıyormuş. Helmetimiz yokmuş. Chestplate'imizde protection. Ateş direnci 5 olan leather chestplate'imiz varmış. Yani deri göğüsleğimiz varmış. Pantolonumuz yokmuş, botumuz yokmuş, itemlarımızda bize bir tane çakmak veriyormuş ve lava kovası veriyormuş 2 adet. Description'dan da şey yazıyormuş arkadaşlar. Herkese ateşe koy falan yazıyor herhalde ve onların yanmasını izle. You look and swim in the lava. Allah'a gülmek değil mi diye onların lavda yüzmesine gül. Gülümse tarzında bir şey şeklinde çevirmişler. Mesela yeni bir kitek mimleme öğreteyim sizlere. CTRL-C yapın. Şöyle gelin abi. Şuraya gelin abi. Mesela bunu item'ını ne yapalım? Ne yapabiliriz? Breed yapalım abi. Breed. Bence rarity'ye de arkadaşlar. Rarity common olsun. Hatta rare olsun abi. Ekmek nadir bir şeydir yani abi. Zor bulunuyor. Kıtlık zamanda. Zaten 10 bin lira olsun. Helmetimiz de leather. Helmetimiz olsun tabii ki abi. Helmetimiz olmazsa kitimiz de olmaz. Leather. Şöyle. Helmet. Evet. Leaderboard. Leather. Soracağım, takla atamıyorum. Aa vallahi Brit ikisi de uyumlu oldu bak arkadaşlar. İki tane ekmek veriyorlarmış. Ekmek tabii ki önemli. Ama biz bir de şöyle bir şey alalım istiyorsanız. Wood Speed. Şöyle bir şey alalım abi. Bu Wood Speed bu arada şey anlamı geliyor arkadaşlar. Tahta kürek. Tahta kürek. Dig Speed. Kazma hızı. Ama verimlilik değil miydi ya? Dig Speed. Arkadaşlar küreğe basılan bir bu işte. İnternette araştırın Dig Speed. Dig Speed. Minecraft. Neymiş? Merak ettim bak. Ha, kırmazıymış. Arkadaşlar toprağı kırmızı işte ya. Toprağı kırmızı. Tamam arkadaşlar. Speed. Arkadaşlar toprağı kırmızı işte. Dig Speed. Zaten Minecraft Enchantments Dig Minecraft şeklinde aratırsam Dig Minecraft'taki enchantment'ler çıkacaktır aynen. Neydi? Dig. Dig. Ne abi aşağıya? Şöyle. Neydi abi? Config'imizi açalım hemen. Dig speed. Dig. Dig diye geçiyor. Dig 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 dig. Şimdi dur şöyle. Dig. Speed. Speed yapalım şöyle. Aqua Infinity var. Dig Spider var. Soul Speed var. O zaman Dig Speed nedir? Dur küreğin şeylerindeydi bu gerçi. Speed. Küreğin şeylerinde. Hakikaten o verimlilik Dig Speed diye geçiyor büyük ihtimalle. Spigot'taki çevresinde Dig Speed olarak geçiyor. Mesela Spigot Enchant Names yazalım şöyle. Enchant Names'e girelim. Buraya Dig yazalım mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Dig Speed. Aynen verimlilik anlamına falan geliyormuş arkadaşlar. Buradan kendi büyülerinizi seçip uygulayabilirsiniz. Kitlerinizi. Bunu da gösterdikten sonra kaydet diyelim mesela. Hatta bunun ismini ev alma ekmek al yapalım. Ev alma ekmek al. Tamamdır. Açıklamasına da Bıldırcın Derneği yazalım. Bıldırık Derneği. Tamamdır. Bıldırcın Derneği. Her şeyimizi ayarladık sanırsam. Aynen. Sonrası bir şekilde her şeyimizi ayarlamış gibiyiz. Bunu kapatabiliriz şimdi. Tekrardan dosyalarımıza gelelim. Shop'a gelelim arkadaşlar. Saatlik yapalım. Edit with Notepad yapalım. Shop'unuza şeyimizi eklememiz lazım. Biz breed'imizi yaptık ama breed'imizi eklememiz lazım. Dur biz breed'imizin ismini ne yaptıydık abi? Ev alma komşu al mı yaptıydık? Ev alma ekmek al yapmışız. Ev alma ekmek al da buraya eklememiz lazım. Aynı şekilde buradaki slotu bir tane artırmamız lazım ki shop'umuzda gözüksün. Sonracım arkadaşlar neyi gösterebilirim? Buraya da trail eklediyseniz buradan da bunu artırıp buraya da trailinizin ismini yazabilirsiniz arkadaşlar. Sonracım tabelalara gelin. Tabelalarda bu arada hatta gireyim de içiniz rahat etsin hiçbir şey yok. Çünkü herhangi bir tabela eklemedik. Trace kısmında da işte buradaki şeyler var. Şuradaki trace'ler var. Melon, sandstone, brick diye ilerliyor arkadaşlar. Melon, sandstone, brick. Burada vardır onlar. Aynen melon, brick falan görüyorsun sandstone. 1250 liraymış. Nadir değilmiş, sıradanmış.
Mesela efsanevi arkadaşlar, bak Reston Blue'un trail efsaneviliğiymiş. Bunları kendinize göre fiyatlarını falan düzenleyebilirsiniz, permekleyebilirsiniz, rarity'sini değiştirebilirsiniz. Mesela Ender Sandığında daha kolay bulunmasını istiyorsanız bunu common yaparsınız. Yani nadir olur bu. Nadir değil, pardon, sıradan olur yani. Daha kolay bulunur Ender Sandığında. Sonra bunu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Villager Shop'a gelelim. Sonra Villager Shop'ta istediğiniz gibi eklemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela 4 ayrı lingota 8 tane wool. 1 ayrı lingota 2 tane glowstone. 3 ayrı lingota 1 tane leather. O mantıkta çalışıyor arkadaşlar bunlar. Mesela siz normal mod yanına bir de şey modu eklemek istiyorsunuz değil mi? Bu arada kendisine özel itemler de var, bunu gördüğünüz gibi. Nether Star'ı var. Ne yapıyormuş? Platform yapıyormuş arkadaşlar herhalde. Dur lan, kör oldum. Okuyamıyorum buradaki yazıları. Kompas varmış arkadaşlar. En yakındaki düşmanı göster, bu zaten vardı. Summoner's Shop. Atıyor, lokasyonumuza shop getiriyormuş bu. Nether Star Brick. Kendisine göre arkadaşlar, gördüğünüz gibi special kısmında kendi shop özellikleri var. Biz ama yeni bir mod eklemek istiyoruz mesela. Şöyle CTLV yapalım. CTLC yapalım. Kaydedemedik mi biz? Şöyle CTLC. CTLV. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte gelin sonra default kısmını OP mod olarak değiştirin. Sonra buradaki itemleri kendinize göre editleyin. Mesela demeyi çal. Mesela Diamond Sword. 32 Diamond verilip alan sword'a bir tane Diamond kılıç veriyorlarmış. Ve onun üzerine damage al, yani Sharpness 2 veriyorlarmış arkadaşlar. O damage çaldı. Şurada göstereyim sizlere. Damage al arkadaşlar. Increased Damage, yani damage artırıyor yapılıyor. Yere vurduğunuzda bu Sharpness olarak geçiyor yani kısacası. Bunun Spookout'taki sayfasından bakabilirsiniz dediğim gibi. Enchantlara. Sanırım arkadaşlar. Bunu da ayarladıktan sonra buradaki her şeyi kendinize göre editleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu special kısmını fullan kaldırabilirsiniz. Buradaki display item'ı değiştirebilirsiniz. Mesela Bridge ekmek olarak gözüksün isteyebilirsiniz. Sanırım buradaki her şeyi yaptıktan sonra da kaydedin, çıkın. Ben buradaki tüm dosyaları göstereyim de sonradan şeye döneriz abi. Arenas'a girin mesela, bir içe gir. Buradaki lokasyonu blok data girmeyin. Hatta tamam, onları da göstereceğim arkadaşlar, onları da göstereceğim. Mesela team size, teamler kaçar kişilik olsun, beşer kişilik, iki team olsun. Lobinin sayması 30'dan geriye sayacak yani, yeterli oyuncu lobiye girdiğinde. Biz 5 yapalım bunu, daha hızlı başlasın yeni oyun. Min Team Store, Shordon'un, tam buradan ya, sıkıntı yok. Oyunumuzun süresi 2 4 0 0 0 0 tam asla bitmeyecek bu oyun. Eglerin otomatik kırılma süresi 10 dakika diyor. Yani 300 bölü 60'tan 10 geliyor arkadaşlar. Gerçi 5 geliyor. 5 dakikada mı? Şaka mı? O zaman şey yaparız bunu. 30.000 yaparız. Hiçbir zaman kırılmaz. Generator Upgrade. Yani 5. dakikada bir seviye yükseltiliyor. 10. dakikada bir seviye daha. 15 dakikada geçince yani 10-15, 30. dakikada da 3. seviye yükseltiliyor. Bunları kaldırabilirsiniz. Kendinize göre editleyebilirsiniz arkadaşlar, dediğim gibi sürelerini. Oyuna başlar başlamaz herkes efekt versin, onu buradan ayarlayabilirsiniz. Vermesin bence. O yüzden eleştirmeyeceğim burayı. Sonucuma, konflikle ilgili her şeyimiz bitti arkadaşlar. Kayıtta mıyız hala? 41 dakika, aynen, diğerini aratmayacak bir kayıt olacak herhalde bu. Lan hocam, takla atamıyorum. GM1 şöyle tamamdır arkadaşlar şimdi. E1 reload yapalım. Scoreboard'umuzu güncellemiştik, hatırlayacak olursanız arkadaşlar. Evet, join. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, scoreboard'umuzda fıstıklı leblebi var. Sonsuz bir şekilde onu ayarladık. Aynı şekilde arkadaşlar, play kısmında sunucumuz açıla duruyor. Aynı şekilde ev alma ekmek al kitimiz de gelmiş. Bıldırık Derneği. Bıldırık Derneğimize girelim. Bu arada Bıldırık Derneği olmamış arkadaşlar. Bilin bakalım niye olmamış. Çünkü şöyle bir şey olmuş. Bak, biz şöyle yazmışız. Şöyle B. Buradaki B Light Blue'ya dönüştürmüş kendisini, yani anladınız mı? Şöyle bıldırık yazmışız yani. Buradaki B ıldırık olarak geçmiş. Buradaki B mavi rengeye dönüşmüş. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Benim de beyin yanında ıldırık denli işte, ona dönüşmüş işte, siz anladınız beni zaten. Yani XP'den de bunlar var. Mesela bir tane bıldırık denli şeyini alalım. Hatta bizim kitimiz var mıydı? Şeyimiz var. Bunu satalım abi, sat bunu. Biz bıldırık denli şeyinden almak istiyoruz. Al abi hemen bunu. Tamamdır. Bu kitimizi şimdi aktif hale getirelim. Profil. Alamadık mı? O kadar coin'imiz yok muymuş? Neyse arkadaşlar, o zaman biz de ucuz bir kit alırız. Yani kardeşim, sen bize hava mı yapıyorsun? Şu ucuz mu? Alabiliyoruz mu bunu? Tamam, bunu alabilmişiz. Şimdi bunu kullanalım bari. Bunu sonrası bir şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Sonucu arkadaşlar, buraya mesela inşallah göstermiştir sig şeyini. Sig yazalım bakalım. Ve top kills 1. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Şöyle bir yapacağız tabii ki. Şöyle eve top kills, aynı şekilde buraya dizide yazabilirsiniz. Bir, gördüğünüz gibi arkadaşlar, kimsenin kili yok, mükemmel. Dur, ne diyor? Kills. Kills mı yapacağız yine? Kills mı yapacağız?
Yine bana kılıç yazdırtıracaklar ya. Eve. Top. Kılıç. Bir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfır kilim var ve sıralamadayım. Aman Allah'ım. Eve list yazdım. Eve listede sıralamayı gösteriyor büyük ihtimalle. Aynen. Ya eve list aradaki şeyi gösteriyor. Tamamdır. Ne diyor bu top? Tamamdır. Okey. Bunu da ayarladıktan sonra sadık yaptığımız otomatik olarak bizi bir içe atacak ama öncelikle eve şu an yapmamız lazım. Lobimize geldikten sonra bir içe tıklamamız lazım arkadaşlar. Şuraya tıklayalım abi. Gördüğünüz gibi bizi sorunsuz bir şekilde Eggwatch lobimize attı. Buradan team'imizi seçebiliriz. Sonucuma modlarımıza bakalım. Miner kitimiz var arkadaşlar. Miner kitimizi daha önceki lobide almıştık hatırlayacak olursanız. Şimdi o kitimizi seçtik. Sadece bot kısmına gelelim. Items kısmından gördüğünüz gibi OP modumuz var. Bunu seçebiliyoruz. Aynı şekilde Mighty Knight seçelim. Yield'ımızı 30 yapalım. Sadece yeterli derecede arkadaşınız geldikten sonra eve start yapın ve oyununuzu başlatın. Ve otomatik olarak oyun başlayacaktır zaten. Minimum team nasıl ayarladıysanız, minimum player sayısını nasıl ayarladıysanız o duruma göre başlayacaktır. En az iki takım olması lazım diyor arkadaşlar. Biz de sadece ben olduğum için giremiyoruz maalesef. Sadece mesela rengimi değiştireyim mesela şu an. Pembe takıma geçtim. Pembe gözüküyor. Bunun kendine özel tap şeysi var. Ve evet ne güzel bulduk. Ne evvel leave yapalım. Tekrardan lobimize gelelim. Buradan da leave yapalım abi. Şimdi buraya gelelim. Eve admin. Eve. Set. Eve set. Şimdiki leaderboard. Hologramlı leaderboard eklemeyi de göstereyim sizlere. İnşallah komutunu yazmıştır. Kardeşim komutunu yazaydın da biz de rahat etseydik olmaz mıydı? Hologram. Hologram. Kanka vallahi sağ ol da komutunu da yazaydın keşke ya. Komutunu yazsaydın gayet iyi olacaktı. Veya ben mi görüyorum ben mi göremiyorum o da olabilir. Evi hologramsa varmış. Eggwars holograms set leaderboard arkadaşlar gördüğünüz gibi leaderboardumuzu da buraya ayarladık. Benim XP'm 0'mış. Coins'im 412'ymiş. DT'm 0'mış. Modifier'im 1'miş. Her şeyimi buradan görebiliyorum. Bu şekilde de hologramlı bir şekilde statlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Bu arada bunu çalışabilmesi için şu eklenti de şart. Rap hiç display ve protojolip bu iki plugin şart arkadaşlar. Aksi takdirde böyle hologramlı bir şekilde gösteremezsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere Eggwars plugin'ini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Saat 5.30'a geliyor. Normalde 3.30'da bitmiş olan videoyu 5.30'da bitiren Esat. Ey ey ey. Keşke gitmeyeydi ya. Keşke Minecraft'a girmeyeydim. Ben bilgisayarı zor aradım arkadaşlar. En başta girmedi bak. Keşke devam etmedim. Sizlere göstermek için devam ettim. Sonucum o video kaydı gitti arkadaşlar. Maalesef size bu plugin'in oynayış videosunu çekemeyeceğim. Kusuruma bakmayın. İki hesapla girmek gerekiyor. Bilgisayarında iki Minecraft'ı kaldıramıyor RAM yüzünden. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. Sizlere bir şeyler katabildiysem, bir şeyler öğretebildiysem like'a basarsanız beni desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Motive vermiş olursunuz. Ben şu tarz kişilerden değilim. Yok 2000 like gelsin aksi takdirde video atmayacağım tarzında kişilerden değilim. Zaten onu YouTuberlar yapıyor. Ben daha YouTuber bile değilim. Kendi çapımda kanalıma video yükleyen bir insanım yani sizlerden birisiyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.